Merhaba, şimdi adım adım ilerliyoruz. Birazdan Instagram ilave edeceğim. Benim tutaç kamera için. Nasıl oldu? Live, go live, yes. Size buraya da ilave ediyorum. Bakalım şimdi. Kamera çevresi mi oluyor? Merhabalar. Burada neden bugün bulanık bu? Oui. Size bir gün benim düzenim burada göstermem lazım. Merhaba. Tamam. Oldu mu şimdi? Arkada her zaman gibi biraz kargaşam var. Merhaba, bugün şimdi kısa bir konu yapmak istedim. Geçen hafta çok uzun vardı diye ve bugün bu hafta biraz yoğun olduğumdan kısa bir konu ama sizden sık sık gelen bir konu soru diye onu cevaplamak istiyorum. Merhaba herkese. Şimdi bazen kimim diye soran oluyorlar. Ondan bunu da bugün cevaplamak istedim. Yani benim adım Justine veya Justine. Yabancıyım, görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Ya Almanya'dan geldim. Orada gıda mühendisliği okudum. Sonra burada taşınırken ilgi alakam olunca ve evde sıkıldığım için sabun yapmaya başladım. Sonra ona göre daha ilerlemek istedim. Kozmetik kimyager oldum. Ve yani öyle şu anda bu benim işim oldu. Eşimle beraber. Ve son bakayım. Yaklaşık 15 sene. Doğru mu? Evet, neredeyse 15 sene onu yapıyoruz yani. İyi, şimdi bugün RGB'de hala yanlış diyorum bugün, nedense aklımda takılıyor hep. RBD ne demek? Yani yağlarda bazen RBD yazıyor. Onu düzgün çeviriyorsak ya da daha doğrusu yani onu açıklama yapıyorsam refined, bleached and deodorized demekte. Bu tabii ki hala hiçbir anlam taşınmıyor. Türkçe olarak ben onu genelde arındırmış, renk ve koku azalmış olarak tercüme etmeye tercih ediyorum, öyle diyelim. Şimdi Instagram adası da girdi. Geçti yani dediğim gibi VB'de Google Translate'in olmadığı bir tercüme kullanıyorum. Çünkü tabii ki otomatik tercüme her zaman doğru olmuyor ve nedense beni tekrar internet bağlantı arasına girip kusura bakmayın. Yani dediğim gibi arındırmış renk ve koku azalmış olarak tercüme ediyoruz. Amaç burada nedir? Sonuç olarak bir tane açık renkli, kokusu olmayan veya az olan ve berrak bir yağ istiyoruz. Şimdi bu amaç nedir? Şimdi genelde ilk olarak raf ömrü uzatmak için. Çünkü içindeki partiküller olmadığından tabii ki bozulma daha yavaş oluyor. Bir standart ürün olmak istedim. Yani bunu alıyorsam hep aynı renk istiyoruz. Hem aynı koku veya az koku veya koku olmayan istiyoruz. Çünkü burada imalat düşünmeniz lazım. Kendim tükettiğimiz için değil, imalat aşama ve müşteri memnuniyeti ön plan orada. Yani mesela bir tane krem yapıyorsak, içinde shea yağı mesela kullanıyorsak, bir kez beyaz bir hammadde veya beyaz renkli bir shea yağı kullanıyorsanız ya da bir kez arındırmamış şeye yağ kullanıyorsun. O açık kahverenginden koyu kahverengi kadar dönebilir. Çıkan ürün hem rengi değişiyor. Tabii ki bu daha kahverengi olanı daha kokulu oluyor. Diğeri kokusuz. İçinde ilave ettiğiniz esanslara ya da kokular bununla karışınca tabii ki her zaman aynı koku çıkmayabilir. Ve yani bir standart oturtamıyorsun. Standart oturtmak tabii ki kalite ilgili bir ölçek kabul etmeniz lazım. Yani mesela evde bir yemek yapıyorsak annen bir kez böyle yaptı, bir kez böyle yaptı. Tamam, aynı yemek olabilir ama tat aynı olmayınca, görünüm aynı olmayınca hala aynı olarak kabul etmiyoruz.
Bu yüzden mesela yani dediğim gibi gıda mühendisi olduğumdan hep gıda tarafta gidiyorum açıklamalarda. Yani bu yüzden büyük zincirlerde yemeklere hep aynı oluyorlar. Ondan çünkü bir planı var, şöyle olmalı lazım. Burada iki domates dilim koymayacaksın, burada bir domates koyacaksın. 2,5 no, salatalık dilini, turşu dilimleri koyacaksın. Yani bu yüzden rebede burada önemli bir standart ürün yakalamak için, bir standart tutturmak için rebede bizi burada önemli de. Şimdi rebede kötü mü, değil mi, doğal mı, değil mi? Şimdi öyle diyelim. Rebede ürünler hem organik sertifikalar ürünler var da hem de bu işleme bağlı. Çünkü farklı işlemlere var. Doğal ürün için de kabul edilir. Yani bu doğal değil demek değil. Ha pardon. Yani hem organik sertifikalı rebede ürünler var hem doğa için uygun ürünleri var. Doğal ürün olarak uygun olanlar var. Şimdi neden bu rebede yaptık dedik? Şimdi iki tane farklı yöntemler var. Veya yöntemlere vardı. Bir tane eski bir yöntem, artık pek kullanmayan bir yöntem. Diğeri modern, bize bile daha uygun bir yöntem. Şimdi bu eski yöntem neden artık kullanılmıyor? İlk olarak kimyasal bir yöntem, bir moda geçmiş diyebiliriz. Müşteri istemiyor diyebiliriz. Ama burada bu müşteri isteklerden ufak bir sebep. Yani müşteri isteği burada ana sebep değil. Ana sebep tabii ki her zaman maliyetti. Her zaman en ana konu veya ana karar verici maliyet. Bu yüzden artık kimyasal yöntemler pek kullanmıyor. Çünkü ilk özel makineler lazım. Ve öyle düşünün, hem özel makine lazım hem de işlem nedeniyle bir adım daha var. O ayrı bir konu. Ama bir kimyasal kullanıyorsanız, buradaki kimyasal benden çok, yani çok acil, çok kötü bir kimyasal değil, kostik kullanıyorlar. Ama tabii ki böyle bir şey kullanıyorsanız onu direkt süzgece, direkt kanalizasyona dökmek mümkün değil. Tekrar bir arındırma yapmanız lazım. Bu tabii ki bir işlem daha oluyor. Çoğu yerlerde, imalat yerlerde, endüstri bölgelerde onun için ayrı yerler var, ayrı vergiler, ayrı kanalizasyon, çöp vesaire ücretlere var. Bu yüzden tabii ki her firma maliyeden çekiniyor. Bu sistem artık pek kullanmamaya başladılar. Yani dediğim gibi maliyet burada ana sebebi. Ama şimdi bakalım iki tane rebede sistemler ne? Bir tane eski olanı diyelim, önce konuşalım. Kimyasal yol. Bu da bizim sıktığımız yağlarımız var. İlk olarak genelde fark etmez hangi yöntemle. Normal sıktığımız zeytinyağından düşünebilirsiniz. Sinistan cevizi fark etmez neydi? Bir süzgeçten geçiyor. İçindeki partikülleri tutmak için. Bu da filtre demek bile hala doğru değil. Genelde gerçekten nasıl portakal suyu sıktıktan sonra veya portakal suyu sıkarken ya ufak bir süzgeç var. Böyle bir süzgeçten geçiyor. İstemediğimiz büyük parçalar içinde kalmasın. Bundan sonra bu ürün bir standarta getirmek için yağ asitle burada oynuyorlar ve sebep oluyorlar ve farklı farklı partiküller sıkmada partiküller oluyor. Genelde bir kimyasal yoluna burada kostik ilave edilir. Belli bir miktarda ve karıştırıyor. Burada bir çökme oluyor. Bu çökme genelde sonra soap stock olarak satılır. Yani sabun için, sabun imalatları için. Ve bundan sonra tabii ki şuna kostik ilave ettik. Şimdi bu kostik pH'ı değiştirdim. Bunu tekrar yağ pH'ımız geri getirmek için bunu tekrar nötre etmek ihtiyaç oluyor. Bu tabii ki bir adım daha. Bunu genelde bir asitle yapıyoruz. Çünkü önce baz ilave ettik. Şimdi asitle onu tekrar düzeltmemiz lazım. Bundan sonra bir tane renk arındırmadan geçiyor. Burada yeni yol ve eski yol pek değişmiyor. Genelde bunu için farklı topraklar kullanılır. Bundan sonra koku azaltmak ya da tamam almak istiyoruz. Burada tekrar farklı yöntemler var. En modern, en çok gören ve şu başarılı yöntem
buharlaşma ile yapılıyor. Yani yağdan buhar geçiriyor. Burada koku genelde tabii ki uçan bir hamada olduğundan ve uçan bir bileşim olduğundan buharla yukarı çekiyor ve böyle ürün daha az kokuyor. Ve bundan sonra bir filtremeden tekrardan geçiyor. Burada şimdi hem istemediğimiz parçaları aldık, istediğimiz standarda getirdik rafin işlemiyle. Koku aldık, renk aldık. Ürün böyle hazır oluyor. Yeni yöntem, çoğu zaman daha hesaplı bir yöntem. Yani bilmiyorum. Genelde tamam biz müşteri kendimizi çok güçlü hissediyoruz ama genelde hala bütün firmalar maliyet üzerine konuşuyorlar. Ondan yani bu da ana sebep maliyet oldu. Tekrar aynı. Sıktığımız yağ aldık. Yani direkt sıkmadan aldık. Hafif bir filtrelemeden geçiyor. İçindeki yani zeytin parçaları, çekirdek kırık parçaları, belki bir yaprak, belki bir böcek alınıyor. Normal bir filtreden süzgeçten geçti. Şimdi bunu bir standart oturmak için zeytin yağlarda veya diğer yağlarda burada genelde buna degumming deniyor. Lecitin burada mesela alındırıyor. Bunu bugünkü zamanda çok basit bir yöntemle yapıyorlar. Onu biraz sıcak suyla karıştırıyorlar. Bazen biraz limon tuzu ekliyorlar ve bundan sonra onu oturtmaya bırakıyorlar. Böyle farklı fazla oluyor. Yani yağ üstünde yüzüyor ve aşağıda istemediğiniz miktarda hem dibine çekiyorlar hem yıkama nedeniyle bir standarda getiriyor. Çünkü yüzme yüksekliği yağların birleşimi yani yağların birleşimi yüzme de etkileniyor. Bunu yukarıda aldıktan sonra yağ su kalıyor. Onu direkt çöpe gitti bile. Yani orada özel bir arındırma tekrar ihtiyaç olmuyor. Bu yağ şimdi kilden, farklı kil topraklardan geçerek renk azaltıyor. Şimdi burada az renk alabilirsiniz, çok renk alabilirsiniz. Kullandığınız topraklarda veya kullandığınız filtreleme adımlarda, miktarlardan kaynaklanan farklı renkli olabilir. Bu yüzden mesela shea sizden en çok bu soru geliyor. Neden bu shea daha beyaz, başka bir yerde aldım daha sarı veya daha tam tersi? Yani buradaki filtreme işlemeden kaynaklanıyor. Çok filtreleniyorsanız büyük ihtimal shea bile bembeyaz oluyor. Ama müşteri hafif kırık bir beyaz tercih ediyor. Ona gene de bu adımlarda kalıyor. Bundan sonra ince bir filtrelemeden geçiyor. Burada tekrar İstemediğiniz partiküller tekrar azalıyor. Tekrar bir standarda getiriyor. Ve bundan sonra koku alıyor. Koku dediğim önce söylediğim gibi buhar ile yapılıyor artık bu işlem. Daha kolay, daha basit. Su, biraz sıcaklık lazım, bir kaynağı. Bu kadar. Ve böyle bir standart yani çıkan bir standart yağımız var. Hem koku hem aynı oluyor, hem renk aynı oluyor, hem görünüm olarak aynı oluyor. Bu yüzden bunu tercih ediliyor. Çünkü dediğim gibi bizim tek kullanım amacı ya burada değil. Gene de bir ürün üretmek istiyoruz. Bundan sonra bunu müşterimize sunmak istiyoruz. Müşteri sunmak için tabii ki bir kez böyle aldı, bir kez şöyle aldı, güzel olmuyor. Yani dediğim gibi yani mesela evde bir şey yapıyorsak hala hep yani bilmiyorum benim yaptığım mesela evdeki çilek reçeli, kayınvalinin yaptığım çilek reçeli olmuyor. Bile bir aynı yapıyorsak, aynı tarif kullanıyorsak bile aynı olmuyor. Çünkü farklı bir elden çıktı. Tabii ki bunu bir müşteri sunmak istiyorsak, bir kez öyle oldu, bir kez şöyle oldu, olmaz, hoş gelmez. Aynı mı aldım, farklı bir şey mi aldım, bu kez gerçekten bunu mu bana sattı? Soruları olmamak için yani hep aynı görünüm, hem aynı his, hem aynı koku istiyoruz. Tabii ki doğal sabun için bu kadar etkili olmayabilir. Burada her zaman aynı ya bu kadar çabuk etki göstermiyor çünkü kostikler geliyor ama kremle ürünler için bu renk olayı, koku olayı çok önemli. Tabii ki kakao yağlı bir ürün yapıyorsunuz ve kakao yağ kokusu orada istiyorsanız bunu da kullanın, o sıkıntı değil. Ama dediğim gibi yani gene de farklı esans ve farklı şeyler istediğimiz için rebete kalite
kosmetik imalatı için daha uygundu ve benim için burada en önemli olan raf ömrü uzatıyor. Yani temizlenmiş, yani temizlenmiş güzel bir kelime değil burada. Arındırmış için buradaki raf ömrü daha bir standarda daha uzun ömürlü bir ürün olduğu için. Ama dediğim gibi herkese kendi karar vermeniz lazım. Sadece sizden bu soru çok geldiği için Rebe'de açıklamak istedim. Çünkü bazen yani rafine, ya tamam biz gene de rafine kelime petrol imalat ile bildiğimiz için tabii ki rafine bu ne diye biraz geri çekiniyoruz. Bu kötü bir şey mi acaba? Ama dediğim gibi bu kötü bir şey değil. Burada bir daha güzel yöntem var, biraz daha az güzel bir yöntem var ama genelde yani olumsuz bir yöntem, kötü bir yöntem bu da değil. Tabii ki trans yağ olayları burada hiç girmiyorlar. Trans yağ oluşumu başka bir işlem de oluyor. Buna genelde sıvı yağlardan, katı yağdan çevirdiğimiz için trans yağ oluşuyor. Yani bu yüzden burada gerçekten sadece bunu bir temizle yol olarak görün. Yani fark gerçekten çünkü soğuk pres arada bile yapıyorsak ona bile hafif bir tane arındırma yapmak zorunda kalıyorlar. Yoksa ürün farklı oluyor. Evde veya ufak bir zeytinyağı imalatçıdan zeytinyağı kendini sıktırıyorsunuz biliyorsunuz. Onu genelde ilk birkaç hafta bir köşe koymak lazım. Dibinde otursun. Ayrı, yani çünkü aşağıdaki çökme genelde hem bozulma yapıyor hem tadı güzel olmuyor. O bu rebede burada ya imalat halinde veya imalat yolda getirdiği bir yöntem burada. Dediğim gibi bir de bir aynı nasıl zeytinyağı da köşe koyuyoruz, bekliyoruz, dibine çöksün. Burada rebede onu tabii ki daha büyük miktarlarda daha hızlı bir şekilde bunu yapıyor. Yani onu sizinle paylaşmak istedim çünkü sorulara çok oluyorlar. İsterseniz bunu da şimdi sorayım. Kaçtı aklımdan. İsterseniz gelecek birkaç hafta yağ ilgili birkaç tane live yapalım diye düşünüyorum. Yani Hindistan cevizi yağı, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı vesaire ne işe yarıyor, neden kullanıyoruz, sabunlardan işe yarıyor, cilt ürünlerine nasıl bir faydası olabilir. İsterseniz böyle bir şey yapabiliriz gelecek birkaç hafta boyunca. Duruma göre aklımda var bir tane krem beraber yapmak istiyorum. Bunu şu anda önce benim hem Ramazan bitsin hem bundan sonra bayram tatil bitsin ve okul tatil başlasın. Bundan sonra bu krem kurs online yapacağız diye düşünüyorum. Bakalım. Yani böyle bir ilginiz, böyle isteğiniz varsa yağ ilgili ve krem ilgili haber verin. Yorum bırakın ya da mesaj atın. Bugün benden bu kadar dediğim gibi bugün kısa bir bölüm. Gelecek hafta henüz bayram değil, değil mi? O zaman gelecek hafta görüşürüz. Konu henüz bilemiyorum. Bakalım. Yani dediğim gibi belki bir yağ yapacağız isteğiniz varsa. Tamam benden bugün bu kadar. Bay bay. Görüşürüz tekrar. Şimdi end. End. End.